Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. 10. Sınıf Tarih Yazılı Yazılık videosuna hoş geldiniz. Hadi bakalım yazılıya başlayalım. Şimdi yazılıya geçmeden evvel ilk olarak sizlerle yazılı kampı takvimimize bakalım. Bugün sizlerle 18 Mart'ta tarih yazılısına bakıyoruz. Daha önce Matematik, türkçe, Edebiyatı, Kimya, Fizik ve Biyoloji yazılarımız kanalda yayınlandı. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Yarından itibaren coğrafya, din ve İngilizce videoları da yayınlanmaya başlayacak. Tabii Tonguç Plus'ta hani, normal kampın iki katı e, genişliğinde yazılı taktiklerine ve ders videolarına erişebilirsin. Onu da söylemiş da olalım. E, tabii... E, Belikten devleti, Osmanlı ve dünya gücü Osmanlı konuları bizim için sorumlu olacağımız kısımlar. Elinde dinamo soru bankası olanlar üzerinden anlatayım. E, bakın tabii bazı okullarda bu nitelik değişebilir. Çünkü bazı okullarda mesela öğretmeniniz üçüncü üniteden de sorumlu tutabilir sizi. Ama mevcut akademik takvimde biz Belikten devleti, e, Osmanlı medeniyeti. ...işte Anadolu'nun kandilleri, Osmanlı Devleti'nde askeri e, sınıf, halk öykü kitabı, öykü, fetihle gelen dönüşüm ve Belikten devleti Osmanlı medeniyeti kısmına ...bakmaya çalışacağız. E, bununla beraber yine... ...dünya gücü Osmanlı. Sorumlu olduğumuz unsurlar arasında. Hani burada işte... E, ...bizim için... ...1453-1520 yılları arasındaki başlı siyasi gelişmeler... E, ...aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in... ...İstanbul'un fethi süreci. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'le beraber... ...İslam dünyasının liderliğine ele geçirilmesi. E, daha sonra Kanun Sultan Süleyman döneminde de... ...Osmanlı'nın dünya gücü olması niteliği... ...bizim için sorumlu olacağımız nitelikler... ...arasında. Tabii... E, Elinde kitap bulunanlar için söylüyorum. Mesela hemen şöyle dördüncü ünitenin sonuna doğru gelelim bizim için. Bakın dördüncü ünite burada başlıyor. E, son kısma. Hemen ünite sonlarında yazılı provalarımız yer alıyor. Yani ünite bittikten sonra yazılı provalarından istifade ederek burada hem test soruları çözebilir... ...hem de işte boşluk doldurma, kavram, eşleştirme, e, kısa cevaplı sorular bu tarzda... E, ...nitelikte de sorulara erişebilirsiniz. Gerek 5 ünite sonunda, e, dördüncü ünite sonunda... ...gerekse 5 ünite sonunda... ...bu yazılı okurlarımız yer alıyor. Bunlardan da istifade ederek... ...kendini geliştirme imkanı mevcut diyelim. Tamam mı? Ama tekrar söylüyorum... ...öğretmenleriniz sizler için okullarda... ...belki hani öğretmeniniz tamamen dördüncü üniteden sorumlu tutabilir. Belki bazıları sadece 5 üniteden sorumlu tutabilir. Geldiğiniz kısma işlenilen niteliğe göre... ...bunlar değişebilir. Tamam mı? Bunu lütfen unutmayalım. Çocuklar ilaveten şuna da değinelim. 10. sınıf tarihte 4. ve 5. üniteden sorumlu muyuz? Sorumluyuz. Bu ünitelerde özellikle bazı nüans noktaları var. Hani hangi konu başlığından nasıl soru gelebilir? Kısaca ona değineyim. Ondan sonra yazılı sorularına bakalım. Şimdi Belikten Devleti Osmanlı Medeniyeti'nde halk kültürü ve kitabi kültür bağlamında bizim için Şair sultanlar özellikle sorulabilecek kısımlardan biridir. Mesela e, işte padişahların kendi divanlarında kullanmış olduğu mahlaslar, bunların eşleştirmesi veya kısa böyle cevaplı soruları karşımıza gelebilir. Mesela Avni Fatih Sultan Mehmet tarafından, mesela Adli İkinci Bayezid tarafından veya işte Muhibbi Kanun Sultan Süleyman tarafından, işte Selimi mahlasını görüyorsun, Yavuz Sultan Selim'de. Hani farklı mahlaslar, divanlarında kullandıklarını dedikler karşımıza gelebilir. Bir de Efetile gelen dönüşüm niteliğinde şeyleşme olgusunun ve Osmanlı'da kullanılan el sanatlarının, işte çiğni dokumacılık, e, taş süslemesi var. Bununla beraber hat sanatı var e, veya diyelim ki e, başka kullanılan sanat unsurları arasında neler var? Ebru sanatı var değil mi? Çok farklı sanat alanları var veya işte e, cam süsleme alanında vitray var. E, çok farklı sanat nitelikleri var. E, bu niteliklerin e, ile ilgili zaten sorular oluşturduk, Onlara da bakacağız. E, bu bağlamda da öğretmenleriniz özellikle dördüncü ünite bağlamında sorular oluşabilir. Diyelim. Ee, peki beşinci üniteyle ilgili e, sorular nasıl gelebilir? E, İstanbul'un fethiyle ilgili. Özellikle hani Fatih'in İstanbul'un fethi hazırlıkları. Bizans'ın bu e, hani kuşatmaya karşı e, almış olduğu önlemler sorulabilir. Yine Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra diğer önemli faaliyetleri... ...işte Trabzon'un imparatorluğuna son veriyor, Kırım'ı alıyor değil mi? Sırbistan Seferi var, çok farklı alan Veya Otlukbeli Savaşı var. Akoyunlarla, hani Fatih döneminin önemli askeri siyasi gelişmelerine burada özellikle dikkat edin. Zaten video derslerde bunlardan bahsediyoruz. Size ilaveten e, üzerine e, dikkatle önem arz ettiğimiz kısımlara bakın. Ee, İslam dünyasının liderliğini biz kimin döneminde ele geçiriyorduk? Yavuz Sultan, Selim döneminde ele geçiriyorduk, değil mi? Yavuz Sultan, Selim 8 yıl Osmanlı tahtında kalıyordu. Önce e, özellikle Safavidlere karşı gerçekleşen ...Çaldıran Savaşı'nı, daha sonra Dulkadir Beyli -O -O karşı gerçekleşen Turnadağ Savaşı'nı... ...bir de Mısır Seferi'nde Memlükler'e karşı gerçekleşen e, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nı... ...bu dört savaşı mutlaka bilmeniz lazım. Mesela öğretmen şöyle bir test sorusu oluşturabilir. Yavuz e, Sultan Selim döneminde meydana gelen savaşlar arasında hangisi yoktur? A. Çaldıran, B. E, Otlukbeli, C. Turnadağ, D. Mercidabık, E. Ridaniye, Otluk e, Otlukbeli Savaşı bizim için... Kimdeydi? B seçeneğinde olan Fatih Sultan Mehmet dönemindeydi. Ak koyunlarla gerçekleşiyordu. Hani böyle bir soru belki test sorusu olarak sorabiliriz sizlere. Ee, 1520-1595 yılların arası artık hani e, ağırlıklı olarak e, bizim için büyük bir bölümünün e, Fatih Sultan e, pardon Kanun Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen olmuştur. Hani gücün zirvesinde Osmanlı dediğimiz Artık Kanuni döneminin başlangıç kısmıdır. Kanuni döneminde de Özellikle Moğaç Meydan Muharebesi, Viyana Kuşatması ve Almanya Seferi önemlidir. Moğaç Meydan Muharebesi'nde e, burada Macar ordusu iki saat bir sürede imha edilmiştir. E, Macaristan'ın Budin eyaleti ele geçiriliyor. Viyana Kuşatması e, tarihte iki defa gerçekleşiyor. İlki Kanun Sultan Süleyman dönemindedir. Ancak bu başarısızlıkla sonuçlanan bir kuşatmadır. Viyana alınamıyor. Almanya Seferi'nde ise Kanuni Avrupa'ya bütün gücünü gösteriyor. Bu Almanya Seferi'nden sonra bazı tarih kaynaklarında İstanbul, bazı tarih kaynaklarında da İbrahim Paşa Anlaşması olarak bilinen 1533 yılda anlaşmaya imzalanmıştır. Bu anlaşmayla da Avusturya Aşırükü protokol bakımından Osmanlı Padiş, pardon Sadrazamına denk sayılmıştır. Bu da Osmanlı Padişahı'nın bütün Avrupa üzerindeki egemenliğini gösteren bir niteliktir diyelim. Hani bundan belki soru sorabilirler. Osmanlı'nın iki zaten kadim düşmanı var bu dönemlerde. Batı diye sorulursa ...burada Havsurluklara gideceksiniz. Doğudaki düşman diye sorulursa... ...orada da Sefeviler'e gideceksiniz. Özellikle Kanun döneminde Batı'da Havsurluklar'da... ...Doğu'da ise Safevilerle mücadele... ...söz konusu. Kraların ve denizlerin hakimiyetinde ise... ...özellikle coğrafi keşiflerle beraber... ...yeni ticaret yollarının bulunması... E, ...ve Akdeniz'in eski önemini... ...kaybetmesini bilelim. Bir de... ...Osmanlı'nın coğrafi keşiflere karşı... ...Kanuni Sultan Süleyman döneminde... ...biliyorsunuz Hint... Deniz seferlerini başlattığını biliyoruz. Hint deniz seferleri dört defa düzenlenmiştir. Ee, hani gerekli başarı elde ediliyor mu? Hayır. Çünkü Osmanlı donanmasının hani okyanuslara e, böyle hani uygun olmaması e, buna bağlı olarak çocuklar e, Osmanlı denizcilerin okyanus bilgisinin e, çok fazla olmaması. E, ...bu gibi niteliklerden başarısız olduğunu söylememiz gerekir. Birlikten Devleti Osmanlı Medeniyeti ve hani Dünya Gücü Osmanlı ile ilgili... ...hemen e, büyük bağdan da karşımıza gelebilecek önemli nitelik unsurları bu şekilde. E, tabii e, Birlikten Devleti e, Osmanlı Medeniyeti'nin ön nitelikleriyle ilgili sorularım o bol, e, bolca var. Az sonra sorular üzerinden de bunlara bakacağız. Aynı zamanda e, kanalımızda Birlikten devlete Osmanlı Medeniyeti ve Dünya Gücü Osmanlı ile ilgili... ...ders videolarını izlemeyi de unutmayalım tamam mı? Hadi bakalım çözüme Başlayalım. İlk soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mehmet'in İstanbul'da yerli ve yabancı bilginlere... çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biridir? Şimdi bakın. Kim bunlar? Bilgin. O zaman eğitime, bilime önem veriyor, değil mi? İmparatorluğun Avrupa sınırlarını genişletmek. Bu askeri bir gelişme değil. O zaman söyleyemezsin. İstanbul'da batıdakine benzer okullar açmak. Amaç ve gaye burada sizce bir e, okul açmak mı, Batı tarzı okul mudur? Hayır. Anadolu'nun siyasi bilini sağlamak bu askeri bir unsurdur. Ben eğitim ve kültürden bahsediyorum burada. Devlet yönetimde yabancılardan yararlanmak, devlet yönetimi değil, işin tamamen e, kültür medeniyet kısmı vardır değil mi? Bu da gitti. İstanbul'un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artarmak. İşte bu oldu mu? O oldu. Temel gaye ve amaç budur diyebilirsin. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruya bakalım. Diyor ki, Yavuz Sultan Selim döneminde Safa ve devletinin özellikle Doğu Anadolu'da şiilik propagandaları yaparak... Anadolu halkına isyanı teşvik etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Safaviler arasında Çaldıran Savaşı yaşanmıştır. Bakın bu Çaldıran Savaşı sınavda kesinlikle sorulabilir. Aynı zamanda e, bu e, bizim için Şah İsmail e, Yavuz Yavuz'la ilgili e, kapsam soruları mutlaka sorulur. Eğer öğretmeniniz bu konuları işlemişse size mutlaka soruyu soracaktır. E, peki Yavuz Sultan Selim'in karşısına çıkan hükümdar kimdi? Şah İsmail'di. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı. B seçeneğidir. Bir sonraki soruya gelelim. Anadolu Selçukları ve Beylikler döneminde yaşamış. Sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini de Divan Risale-i Nusiye adlı eserlerini toplamış ünlü edebiyat şairi kimdir? Eğer hoca bu konuyu size işlemişse mutlaka Yunus Emre sınavda sorulacak önemli isimlerden biridir. Yunus Emre hem önemli isim hem Türkiye edebiyatı, Türk tarihi açısından hem de dönem edebiyatı içinde oldukça ünlü bir isim. Divan Risale-i Yunus Emre'ye ait. Evet. Bir sonraki soruya gelelim. Bu parçada verilen sanat dalı hangisidir denilmiş? Bakalım. Diyor ki bu tür su üzerinde uygulanan sanat... Bir tür su üzerinde uygulanan sanat çeşididir. Ee, en kısa şekliyle suya renkleri desen vermek ve su üzerinden desenleri kağıtlara geçirmek suretiyle yapılan bir sanat biliyorsunuz. Uygulanma sırasında çok dikkatli olması lazım ki desenler zarar görmesin. E şimdi kakmacılık. Burada ahşap işlemeciliği ile ilgili çiğnecilik yine bir süsleme sanatı mimari alanda minyatür e, hani küçültme sanatıdır böyle resim ve görsellerde taş işçiliği verilmiş ama burada bize ifade edilen bir ebru sanatıdır. Eğer bu sanat alanları ile ilgili hocanız derste e, soru sorulmuşsa bizim için çıkabilecek soru kapsamları içerisinde olduğunu söyleyelim. Evet devam şimdi test sorularımız böyleydi kısa cevaplı sorulara gelelim. Kısa cevaplı sorular da sınavda öğretmenler tarafından sorulabilecek nitelikte soru kapsamlarındandır. Ee, bakalım bunları. Mesela bizim için yazıda çıkabilecek sorular arasında eğer hani padişahlarla ilgili, şair padişahlarla ilgili konu işlenmişse takma isimler ve padişah eşleştirmesi veya sorulara gelebilir. Muhibbi Takma adıyla şiir yazan Osmanlı padişahı bizim için kimdi? Kanuni Sultan Süleyman da değil mi? Kanuni Sultan Süleyman. Buradaki cevabımız 10'dur. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki yükselme döneminde büyük medreseler kurulan ve kanunnameler evlenerek devlet otoritesini güçlü tutan hükümdarlar kimlerdir? E bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman'dır. Mesela Süleymaniye medreselerini oluşturuyordu. Peki diğer iç isim kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir değil mi? Gerek kanunnameleriyle gerek oluşturmuş olduğu sahne seman medreseleriyle oldukça önemli bir isim. 962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm süren ve Osmanlı'nın klasik döneminde Avrupa'daki en büyük imparatorluk halinde siyasi varlığını sürdüren siyasal e, yapı denilmiş. E bu kimdir? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'dur değil mi? Kutsal Roma Cermeni burada söyleyebiliriz. Zaten Osmanlı Batı'da en fazla bunlarla mücadele ediyor, Doğu'da da Safavilerle mücadele ediyor... Kanun Sultan Süleyman döneminde gerçekleşilen Hint deniz seferleri kaç kere yaşanmıştır? Eğer derste bu konuyu işlemişseniz hoca mutlaka bunu sorar. Toplamda dört tane deniz seferi var ama Osmanlı başarısız oluyor. Coğrafi keşifleri başlatan devletler hangileridir? Coğrafi keşifler İspanyol ve Portekizci, Portekizli denizciler tarafından başlatılıyor tamam mı? Portekiz ve İspanyol sorumuzun doğru cevabı odur. Eşleştirme sorularımıza gelelim. Eşleştirme soruları da hani özellikle çoktan seçme sınavlar yapılıyor. hocalar tarafından ele alınan soru bağlamları arasındadır. Hani burada bilgilerimiz burada da kavramlarımız yer alır. Bilgileri kavramlara uygun olarak şimdi sizlerle tek tek eşleştirelim. Şöyle yeşil kalemimi alayım. Toprağın pişirilmeden önce şekil verip kapkacak e, tabak, vazo, sürahi ve benzeri eşyalar üretilmesine dayanan bir el sanatı diyor. E, topraktan e, ortaya çıkan bir sanatsal unsurdur. Peki ne olabilir bu? Cem Sultan Çiğeni, Ridaniye, Yavuz Sultan Selim, ...Çaldıran, Hat, Kanun Sultan Süleyman, Ali Koççu Takviyüttü Mehmet ve Ahşap seçenekler verilmiş. E burada Çiğni sanatı ...hep alınmış. B buraya geldi. Tarçiler tarafından 8 yıla 80 yıl sığdırmış büyük bir hükümdar olarak tanımlanan Osmanlı padişahı. Hani kendi hükümranlığı süresince işte Çaldıran zaferine, Turnadağ zaferine, bununla beraber Mercidabuk Ridaniye zaferlerini ele, e, hani böyle elde eden işte Safevilere ...Dulkadiroğulları'na, Memluklar'a karşı savaşan... ...bir Osmanlı hükümdarıdır. Kimdir? Yavuz Sultan Selim'dir. Muhaç Meydan Muharebesi... ...Almanya Seferi, Viyana Kuşatması gibi... ...gelişmelerini yaşandığı dönem kimin dönemidir? Kanun'un Sultan Süleyman dönemindedir. Bakın biz Doğu Dünyası'nda liderliği... ...Yavuz Sultan Selim döneminde yaşarken... ...Batı Dünyası'nda liderliği ise... ...Kanun Sultan Süleyman döneminde yaşayacağız. Yazıyı... Estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatı, özellikle Arap alfabelerini güzel yazma sanatı olarak da bilinir. Hat sanatıları değil mi? F harfi buraya geldi. İkinci Bayez döneminde başlangıçta devletin iş sorunu iken, Rolos şövalyeleri, Memlük ve Avrupalar sığınmasıyla devletler arası bir sorun haline gelen, bir iç meselenin dış meseleye dönmesini sağlayan isyan hareketi Cem Sultan olayıdır. A harfi buraya geldi. 1514 yılında gerçekleşen ve Anadolu tarihinde bir dönüm noktası sayıdan, bu zaferle Doğu Anadolu'nun tamamen Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan savaş denilmiş. Ee, Osmanlı ile Yavuz Sultan Selim döneminde Şah İsmail'in bulunduğu Safaviler arasında gerçekleşen çaldıran savaşıdır. E harfi de geldim buraya geldi. Fatih Sultan Mehmet'in bir bilim ve kültür merkezi oluşturmak istemesi üzerine İstanbul'a çağrılan matematikçi, dedi bilinci ve gökbilimci bilimci ee, demiş buraya. Kimdir bu? Önemli isim Fatih döneminde çağrılan Ali Kuşçu'dur değil mi? Ali Kuçu Bilgisi de geldi mi buraya? Geldi. Osmanlı devrinde daha e, ziyade geometrik yıldız motifleri ve fil dişi ve sedef katlamalı olarak yapılan işlemecilik denilmişti. Yani bu işlemecilik sanatı bizim için nedir? Ahşap işlemeciliğidir. J harfi de buraya geldi mi? Geldi. Evet. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. Kavramlarımızı, niteliklerimizi gördük diye. Peki gelelim boşluk doldurmaya. Boşluk doldurma da yani bizim için sınavlarda sorulan nitelikler arasındadır. E karşımıza soru olarak gelebilir burada. Şimdi şöyle bir boşluk niteliği şuraya verelim. Buradaki nokta noktalarımız eksik kalmış. ilk evet. İlk bilgiden başlayalım. Kanun Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlas. Az önce görmüştük. Neydi? Muhibbiydi. E ben geldim. Muhibbi'yi buraya yazdım. Safavi tehlikesini önemsememesi üzerine devlet adamlarının ve yeniçilerinin desteğini kaybedip tahttan çekilmek zorunda kalan Osmanlı padişahı kimdir? ikinci Bayezid'dir. İkinci Bayezid çekilince tahta kim geliyordu bizim için? Yavuz Sultan Selim geliyordu. Nokta nokta isyanı 1511 yılı Nisan ayında Şah İsmail'i kurtarıcı olarak kabul edenler tarafından ikinci Bayezid yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmiş bir isyandır. Bu isyan bizim için Şah kolu isyanıdır. Bu isyanın zorlukla bastırılması da e, ikinci Bayezid'in özellikle devlet adamları tarafından e, tepkiyle karşılaşmasına sebebiyet verecek. Fatih Sultan Mehmet döneminde nokta noktanın fethedilmesiyle Karadeniz bir Türk yolu haline gelmiştir. E, biz nereye aldık? Kırım'a aldık ve Karadeniz'i bir Türk yolu haline getirdik. Evet. İlk bir bu şekilde de ne yaptık? Kırım'ı, Mo Moibi, ikinci baziti bu unsurları burada gördük. Şimdi buradan devam edelim. Buradan bakma unsuruna devam edelim. Diğer kavram unsuruna ile geçelim. Şöyle. Şöyle şurada dursun. Şuradan devam edelim. Burada silmiştik en azından. Evet. Buradan bakmaya, bu niteliği ele almaya devam edelim. Diyor ki, neredeyiz? İkinci Murat döneminde Türk diliyle ilgili somut bir gelişme. Bu dönemde bastırılan maden paralara ilk defa hangi boyun simgesinin katılmasıyla geliyor? E bizim için hangi boydu bu? Kayı boyuydu değil mi? Kayı ifadesi buraya getirdi mi? Kayı geldi buraya. Ona da gördük mü? Gördük. E, Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı mahlas. Bakın Muhibbi'yi biz kimde görmüştük? E, Kanun Sultan Süleyman'da. Peki Fatih hangisini kullanıyordu? Avni'yi kullanıyordu. E, Avni'yi de burada gördük mü? Gördük. İçici Mehmet'in İstanbul kuşatması ile ilgili hazırlıkları arasında Bizans'a denizden gelebilecek her türlü yardımı önlemek ve deniz yolu güvenliğini sağlamak da vardı. Bu amaçla Karadeniz'e geçişi kontrol altına almak için Anadolu Hisarı'nın tamirini ettirdi ve tam karşısına hangi Hisarı yaptırdı? Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu Hisarı Yıldırım Bayezid döneminde. İstanbul'un fethi, İslam dünyasında sevinçle işte karşılanan bu fethi neyle ile biliniyor? Fethi Mübin olarak biliniyor. Kitabınızda da yazıyor. Belki hani hocanız bu Fethi Mübin'i de e, bir boşluk doldurma veya eşleşeme sorusu olarak da karşımıza verebilir diyelim. Evet, boşluk doldurmalar bu şekildeydi. E şimdi gelelim doğru yanlışlara. Cümlelerimiz var. Cümleler doğruysa yanına D, e, hani yanlışsa yanına Y ye harfine bırakıyoruz. Şimdi ilk bilgiyle başlayalım. Kanun Sultan Süleyman döneminde Amasra, Sinop, e, Trabzon ve Kırım fethedilerek. Halbuki biz az önce Kırım'ın fethini kimde görmüştük? Fatih Sultan Mehmet döneminde görmüştük değil mi? Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile Otukbeli Savaşı yapılıyordu. Hani bu da bizim için hocanızın sınavda sorabileceği önemli bilgiler arasındadır. Onu unutmayalım. Hani bazen bilgi içerisinde de bilgi gelebilir. İstanbul kuşatılınca Bizans İmparatorluğu en zayıf yeri olan Haliç'e kalın zincirler çekmiş. ve Ayrıca etili olan Grejuva yani Grek Roma ateşini. Hani suda yanan bir ateştir bu. Önemli bunu geliştiriyor. Doğru bir bilgi. Çaldıran savaş sonucunda Memlük Devleti yıkıldı. Suriye, Filistin, Irak, Hicaz e, ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı. Böylelikle Osmanlı Devleti İslam dünyasının e, söz sahibi tek devlet oldu. Şimdi tamam... Memlüklerin yıkılması bu toprakların Osmanlı'ya geçmesinde bir sıkıntı yok. Burada bilgide bir problem yok ama savaşın adı Çaldıran Savaşı değil. Önce Mercidabık sonra Ridaniye savaşları sonucunda oluyor. Bu yüzden yanlış bir bilgi. Osmanlı'nın Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Memlük egemenliğine son vermesi Kürk yolunun Osmanlı egemenliğine girmesini sağlamıştır. Tamam, savaşlar doğru, devlet doğru ama yol Kürt yolu değil. Hangi yol? Baharat yoludur. Bu yüzden hatalı bir bilgi. Coğrafi keşifler Avrupa'nın önemli miktarda sermaye elde etmesini sağlayarak sanayi devrimine giden bir süreci başlatmıştır. Doğru bir bilgi. Hani orayı fitilleyen, o süreci başlatan bir süreçtir demek gerekir. Bir sonraki bilgi, İstanbul'un e, fethedilmesi sonrasında e, burada İstanbul'da yaptırılan yeni sarayın adı Topkapı Sarayıdır. Evet, Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış, aynı zamanda en uzun süreyle kullanılan Osmanlı sarı, sarayıdır. 46 yıl süreyle ...Osmanlı tahtında en uzun süreyle oturan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'dir diyor. Halbuki Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıl tahta kalmıştır. E 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında oturan... ...ve en uzun süreyle Osmanlı Padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bu yüzden bilgi yanlış. İkinci Bayezid döneminde patlak veren Cem Sultan olayı devletin elini zayıflatmıştır. Evet, hani normalde bir iç meseledir. Ama sonra Cem Sultan'ın kardeşine isyan etmesi işte farklı devletlere topluluklara sığınması bir iç meselenin dış mesele olmasına sebebiyet verecek. Bu da devletin elini zayıflatan bir gelişme olacaktır. Ee, bu da bizim için doğru bir bilgi. Evet. Doğru yanlış cevaplar bu şekildeydi. Ödüllü soruya geçmeden evvel tekrar hatırlatmakta fayda var. Dinamo Soru Bankası elinde bulunan değerli kardeşlerim için bizim sorumlu olduğumuz e, kısım dördüncü ünite ve beşinci ünite olacak. Buradaki soruları çözmeyi e, yazı, e, özellikle testler sonundaki e, hani yazılı provalarına bakmayı lütfen unutmayın. Şimdi biliyorsunuz ki Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Lütfen yazıda beklemiş olduğunuz ve ders çalışırken öğrenmiş olduğunuz bir siz size yorum kısmına ekleyin. Hani birlikten kuvvet doğar. Hepimiz yazıda böyle güzel puanlar alalım. 90'ları 100'leri alalım ve hep beraber mutlu olalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Yazıda çok güzel puanlar almanın dileğiyle. Hadi bakalım. Hoşça kalın.